Bugünkü konumuz sosyal etki için tasarım, yani design for the social impact dediğimiz bir boyuttan bahsedeceğiz. Evet, insanlık tarihinin en büyük sorunlarından biridir yoksulluk. Bir türlü paylaşılmayan, insanlığın en büyük trajedilerden bir tanesi yoksulluktur. Yani insan var olduğundan beri gelen ve rejimler, değişik politik yapılar, değişik devlet yapıları içinde bile asla çözülmeyen bir sorundur bu. Dolayısıyla buna kronik toplumsal yıkım adını verebiliriz. Günümüzde yoksulluk her ne kadar datasal olarak azaldı varsayılsa da tam tersi kabuk değiştirerek daha da tırmanma eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla yoksulluğun şu anda çok göreceli bir boyutunu yaşıyoruz. Sabah da söylediler, dünyanın bir düzine insanı, neredeyse dünyanın bütün varlık değerlerinin sahibi, kalanlar da onların bıraktıklarıyla yetiniyorlar. Teknoloji çemberi maalesef içeri doğru büyür. Biz bu trene binmeye çalıştıkça bu trene binememe şansımız giderek artıyor. Şimdi yoksulluk, gene çok ünlü bir düşünürün deyişiyle işlemediğimiz bir suçtan cezalandırmak gibidir. Şimdi düşünürseniz dünyanın şu anda %50'si bizim açlık sınırı dediğimiz bir noktaya çok yakın. Bunun 1.1 milyar küsuru da kabul edilebilir açlık sınırının altında, yani extreme poverty dediğimiz boyutta yaşıyor. Nedir yoksulluk? Biz bu konuşmada yoksulluğu nasıl tanımlıyoruz diye bakarsak, yiyecek, barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlar, hatta buna mobilizasyonu da günümüzde katabiliyoruz. İstediğiniz şekilde bunları sağlayamadığınız her noktada bu bir yoksulluk olarak kabul ediliyor. Hızla devam edelim. Biz bunu konuşmayı da çok sevmiyoruz. Ne zaman ki yoksulluk bizi vuruyor, o zaman yoksulluk bizim derdimiz oluyor. Aksi takdirde bu bizim derdimiz değil. Hatta dinler bunun için şükran diyoruz. Onlar gibi değiliz. Dolayısıyla bu bir ayrışma, bir kırılma noktası. Oysa yoksulluk sonunda bir şekilde dünyanın bu kadar kötü kullanılması durumunda hepimizin yüz yüze kalacağı bir başka gerçeğimiz. Asla paylaşmadığımız ama bizi ileride bekleyen bir gerçek. Ben Gandhi'nin bu lafını çok seviyorum. Yoksulluk şiddetin en kötü biçimi diyor. Çünkü dünyada yoksulluk haritasına bakarsanız terör haritasıyla olduğu gibi örtüşüyor. Dolayısıyla yoksulluk aslında terörü besleyen, gene konuşmaktan hiç hoşlanmadığımız bir başka kaynak. Bakın, uluslararası normlara göre açlık sınırı 1.90. Diğer kaynaklarda 2.5 dolar. Bakıyorsunuz 3 milyar insan yozlukluktan muzdarip. Bu da popülasyonun, evren popülasyonunun %48'i ediyor. 1.2 milyar insan, bakın 1.2 milyar insan 1.9 doların altında geçinmeye zorlanıyor. Dikkat edin, kapitalizm günümüzde şu şekilde tarif edilir. Çok beğendiğim bir tanımdır. 50 kuruşa içtiğiniz suyu 1 liraya tuvalette boşalttığınız sisteme kapitalizm denir. Doğaya attığınız çöpün parasını da ödemezsiniz. Dolayısıyla bu sistemin adı kapitalizmdir. Şimdi dolayısıyla burada bir yanlışlık var, bakın. Günde yoksulluktan ölen çocuk sayısı çok net olmamakla beraber 20 binin üstünde. Görüyorsunuz sayılar, rakamlar değişiyor. Bunları hızlı geçiyorum. Bakın 2017 bir kaynak. Dünyanın açlık haritası. Bakın bizim ülkemiz ne gösteriyor? Low. Yani düşüyoruz. Bu şu andaki verilerle çok örtüşüyor biliyorsunuz. Artık her şeyi ithal ediyoruz, üretmiyoruz. Bu bizim de göreceli olarak aslında giderek hızlı ama hızlı bir şekilde yoksullaştığımızı gösteriyor.
Nedir yoksulluk? Bizi yoksulluğa götüren sistemi hemen bir vurgulayalım. Nedir? Gelir dağılımında açılan makas, temel gıda maddelerinde ulaştığımız zorluklar, ulaşımda ulaştığımız zorluklar, asgari barınma konularının sağlanamaması ve eğitim yoksulluğu ve hareket kısıtlılığı. Evet, dünyada çarpık bir sistem var. Diğer konuşmacılar da bahsetti. Zenginin giderek zengin, fakirin ise veya orta gelir tuzağının ise hızla yoksullaştığı bir düzene geçiliyor. Teknoloji bir bağımlılık yaratıyor ama teknoloji almak için her dakika, her saat daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bakın, Dünya Bankası'nın sloganı, ekonomik büyümeler maalesef herkes için eşit bir büyüme sağlamıyor. Bu, parayı kontrol eden dünyadaki önemli enstitülerden bir tanesinin bile sloganı ne diyor? Herkese eşit değil. Dünya ekonomiler büyüyor ama insanlara eşit büyümüyor. Dolayısıyla bize yansımıyor. Kötü yansıyor. Yoksulluğun olduğu her yerde açlık var. Ölüm var, şiddet var ve kitlesel göç var. Bakın dünyada 2017'de 60 milyonun üstünde insan yer değiştirmek zorunda kalıyor. İşte bize çok yakın, zaten bugünkü konularımızdan biri de o olacak. Ülkeler yer değiştiriyor. Bugün siyasi bir sorun olarak algılanan Suriye problemi aslında bir su sorunudur. Kişi başı 2980 litre olan su dağılımı 90 litreye düşmüştür. Dolayısıyla bu kaos, yani bu bir yoksulluktur, susuzluk bir yoksulluk türüdür. Kaosa, teröre ve göçe neden olmuştur. Ama temel bir ihtiyaç maddesi olan su bulunamadığı için tarım yapılamıyor, tarım yapılamadığı için açlık, açlık olduğu için terör ve göç oluşuyor. İşte bu zincirler son derece önemli. Günümüzde yoksulluk çok konuşulan bir değer değil. Kesin ampirik değerlerine bile ulaşamıyorsunuz. Neden? Devletler bunu saklıyor. Yani gerçek rakamlara ulaşmanız bile son derece zor bir konu hala. Ülkeler yoksulluk problemini örtmek yerine bunu geçiştiriyorlar, üzerine örtüyorlar. Bu bir ayıp çünkü, bu bir beceriksizlik. Dolayısıyla kaynaklarını buna harcamak yerine bunu saklamak için harcıyorlar. Veya bir yapıyorlarsa bunu üç, dört göstermek için de bir algı yönetiyorlar. Bakın, Birleşmiş Milletler'in 2030 vizyonu var. Duydunuz mu bilmiyorum ama bakın, birinci madde ne? 2030'da Birleşmiş Milletler yoksulluğun ortadan kalkmasını hedefliyor. Görüyorsunuz, sürdürülebilir gelişmenin bir numaralı hedefi yoksulluk. Çünkü bugün günümüzde pek çok problemin ana temeli bu maddelerden oluşuyor. İkinci madde sıfır açlık. Ama birincisi sıfır yoksulluk. Bu 2030 hedefi. Şimdi bunlar diyeceksiniz insanlığın varoluşundan beri gerçekleşen problemler. Bunları çözmek o kadar kolay değil. Şimdi tasarımcılar bu konuda ne yapar? Şimdi biz kesin çözümler yerine noktasal ama kitleleri harekete geçirecek ve düşünme sistemlerini tetikleyecek bazı çalışmalar yapmakla yükümlüyüz. İşte benim kendi içinde bulunduğum tasarım disiplini dünyada kapitalist sistemi azdıracak ürün yapmaktan bir vicdani hesaplaşmaya geçerek acaba biz ihtiyaç sahiplerine müşterisi olmayan projeler olarak neler yapabiliriz? Yani birilerinin fonlamadığı projeleri kendi imkanlarınızı ve düşünce sistemini kullanarak bu insanlığın iyiliği için nasıl kullanabilirsiniz noktasında belli bir hareket başladı. Buna Design for the Social Impact diyoruz. Yani devletlerin yapamadığını, bakın dünyada düşünün, bu büyük sosyal kampanyaların hepsi birbirine inanan bir avuç insanın, işte AIDS for Africa gibi müzisyenlerin, sanatçıların, bilim insanlarının yaptığı kampanyalar var. Yani umudun parçası olmak için neler yapılabilir? Hızla geçelim. Sosyal etki için tasarım, dünyadaki toplumsal değişim fırsatlarını kullanarak kitleri provoke edecek, ondan sonra sistemleri sorgulayan, devletlere baskı uygulayan ve toplumsal infiali yaratacak projelerden bahsediyoruz.
Şimdi üç tane küçük etki senaryosu göstereceğim. Size birer buçuk dakikalık şeyler göstereceğim. Biz bunları yaptık. Ülkemizde çok bilinmese, duyulmasa bile dünyada oldukça etkili izler bıraktı. İzleyelim. Sürdürülebilir gelişmenin 6. kalemi için yapılmış bir proje görüyorsunuz. Biz diyoruz ki su herkes içindir. Bunun için bir proje yaptık. İzleyelim. Gördüğünüz gibi dünyada 1.8 ila 2.2 milyon arasında çocuk bu niteliksiz su tüketiminden dolayı ölüyor. Acaba dedik ki enerjinin bile olmadığı bu yerlerde güneş enerjisi kullanılarak son derecede basit bir şekilde kullanılacak bir su arıtma sistemi yapılabilir mi? Burada bir parabolik ayna kullanılıyor. Ürün çok basit. Gri tanklarla menşei belirsiz kirli suyu alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Bir kum filtremiz var. Ondan geçiyor, döküyorsunuz sistemin içine. Bu bir kum filtre. Burada bir parabolik paslanmaz çelik aynamız var. O gördüğünüz çubuk çok basic, temel fizik prensipleriyle aktive ediliyor. 256 santigrat ortama çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi su şoklanarak buhara dönüşüyor. Karbon filtreden geçiriyoruz. Son derece steril. Böyle bir ürün günde 180 litre ki yaşamsaldır. Suya dönüşüyor. Kullanışı çok basit. Gelecekte ülkemizin de dahil olduğu bir sistemde bunlar çok yaşamsal ürünlere dönüşecek. Gördüğünüz gibi bana göre bir bardak su insanın temel hakkıdır. Evet, devam edelim. Bu ürün neden önemli? Bakın. Bu da çok yeni bir tablo. Türkiye'yi görüyorsunuz. Extremely high stress grubunda değerlendiriliyor. Dünyanın gidişatı bu. Dolayısıyla su belli kaynaklarda dünyanın gelecekteki en büyük savaş sebeplerinden biri olacak. Dolayısıyla birinin bir ürünü günde 180 şişe su üretebiliyorsa pek çok farklı bakış ile bunlar çok daha geliştirilebilir. Gördüğünüz gibi bu ürün dünyanın pek çok önemli, özellikle de bu ilki Energy Globe Awards ilk defa Türkiye'ye geldi bu ürünlerle. Gördüğünüz gibi ülkemizde çok bilinmese de dünyanın değişik yerlerinde tepkiler alabiliyoruz. Şimdi ikincisi, refüji. Ülkemizin biliyorsunuz en önemli sorunu göçmen sorunu. Gene bir film izliyoruz çok hızlı. Tek değişmeyen şey Kızılay'ın çadırlarıdır. Acaba onlara ne yapılabilir? 60 küsur milyonun insanın yer değiştirdiği bir sistemi konuşuyoruz. Şu anda ülkemizde 3,5 milyon sığınmacı olduğunu biliyorsunuz. Acaba bunlar için daha sağlıklı, daha fiziksel koşulları uygun bir barınma sistemi yapılabilir mi adlı çalışmayı yaptık. Ülkemizde metal olanlarını bir tırda bir tane taşıyorlar. Bunlar afetler ve şeyler için kullanılabilecek sistemler. Çadırların problemlerini herkes biliyor. O mavi şeylere dikkatinizi çekerim. Bir sonraki projede de onların ne olduğunu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi ülkemiz çok zengin perlit yataklarına sahiptir. Perliti kullanıyoruz izolatör olarak. Dışarıda bir tekstil var, su geçirmez. İçeride yanmaz bir yapı var. Buyurun size 12 metrekarelik çekirdek bir ailenin barınabileceği, yani sağlıklı olarak barınabileceği, yerden su, soğuk çekmeyen, ondan sonra ekolojik hareketlerden etkilenmeyecek bir çadır önerisi. Gördüğünüz gibi pek çok ödüle mazhar olmuş bir başka projemiz. Tek ilgi yaratılmayan yerde ülkemiz. Devam edelim. Bakın
Gene Birleşmiş Milletler'in projesinde geçen 7 numaralı affordable enerji konsepti için geliştirdiğim bir başka proje, bunun için yapılmış film. Gene beraber izleyelim. Let us introduce you to you. And since you're watching this video right now, you're one of those lucky 80% of the world population who has electricity access on a daily basis. And here are the remaining 20% for whom the life almost stops whenever the sun goes down. Kerosene lamps are being considered as the optimal solution to keep the life going during nighttime. However, is it really a good solution? At the very same time, there's going another issue with the vast majority of the percentile you're in. You must probably know what these are, right? Yes, the answer is pretty simple. Plastic water bottles. 200 million of those simple plastic water bottles are being consumed every day. Not quite simple as it seems, huh? And the worst part is that only 9% are being recycled, which means the remaining 91% is out there damaging our home for a whole millennium. Aren't they such survivors? Even more than 10 times you are. Now, we have two humongous worldwide issues in hand: energy excess and plastic water bottle waste. We already mentioned 20% of the world population has no electricity access, though specifically those 20% of the world is quite rich by the means of solar energy. A Turkey-based designer team led by Dr. Hakan Gürsu has come up with a solution to those two worldwide problems, considering all the facts and statistics: infinite light. All needed to build infinite light is a plastic water bottle, a flexible solar panel, the batteries, and LED lights. The flexible solar panel collects some light and the converted energy is stored into the batteries, and the light is given off with the LED lights placed within the kit. Infinite light requires no infrastructure and has no cost beside the purchasing price. Let's think some of the possible scenarios where infinite light can be used. Post-natural disasters, households in non-developed countries and regions, and camping areas. In order to equalize our conditions and clean the nature, there's something you can do right here, right now. Share this video with Infinite Light hashtag and help us make this project possible. Gördüğünüz gibi bir pet şişenin doğada yaşam ömrü 90 yıldır. Dayanıklı olsun diye yapılan plastiklerin kat be kat fazla bir yaşam ömrüne sahip ve dünyanın en hızlı artan kaynağı da şu anda çöp. Yani insan, hocam da anlatırken üniversitede bahsettiğim bir şeyi hatırladım, kısaca onu da söyleyeyim. İnsanın en büyük problemi besin zincirinin son halkası olmasıdır. İnsanı yiyen bir şey yaratılırsa insanın bütün sorunu bitecek. Yani hatta Amerika'da bu yönde çalışılmış politikalar da var. Yani insanlığı birleştirmek için bir ortak canavar yatıp salmayı, ki onun içinde bu zombi filmleri çok tutuyor. Çünkü zombi dönüşen ve besin cinsinde insan yiyen bir tür olduğu için ırk, renk, din ve dil farkı bakmaksızın o insanlar bir anda zombiler karşısında birleşiyor. Belki de en büyük problemimiz bizimle uğraşacak bir canlı türünün evrende çok da mevcut olmamasından kaynaklandığı için biz birbirimizle uğraşıyoruz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tasarım bir tool. Bunların müşterisi olmayabilir ama bunların ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor. Yoksulluk da aslında hepimizin sorunu. Çünkü teknoloji giderek ortaya doğru çekilirken biz orta direğin içinden aşağı doğru itildiğimizin farkında değiliz. Son cümlem şu: insanlık şu anda hafif hafif ısıtılan suda pişen kurbağalara benziyor. Aslında teknoloji üretmediğimiz için teknoloji bağımlılığımızı düşünün. Telefonunuz olmadığını düşünün. Yaşayabilir misiniz? Teşekkür ediyorum.